Herkese merhaba. Ben operatör doktor Fethi Ahmet Türegün. Kurtköy Ersoy Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Taş hastaları üroloji pratiğinde çok sık gördüğümüz bir hasta grubu. Geçmişi de çok eskilere gitmekte. Milattan önce 4800'lere kadar varan bir tarihi var. Erkeklerde daha sık görülmekte ve 20-40 yaş arasında daha sık görüyoruz. Bazı coğrafi bölgelerde daha sık görülmekte, ülkemizde bunun içinde bulunuyor. Yaklaşık %14 oranında bir görülme sıklığı var ülkemizde. Taş hastalığının belirtileri daha çok hastalarda yan ağrısı, bulantı, kusma, idrarda kanama ve bazen ateş gibi şikayetlerle geliyor hastalarımız. Tabi bazı hastalarda hiç şikayet de olmamakta. Taşın bulunduğu yere göre bu şikayet durumu değişiyor. Ve sıklıkla bazı hastalar hiç şikayeti olmadan başka bir şey için çekilmiş karın ultrasonunda ürünler sistem taşı saptanarak bize gelmekte. Tanısını nasıl koyuyoruz? Genellikle hastaların şikayetleri sorgulanıyor, fizik muayenesi yapılmakta ve aile öyküsü, yakınlarında taş düşüren var mı, kendisi daha önce taş düşürdü mü, bunları sorgulayıp fizik muayenesini de yaptıktan sonra görüntüleme yöntemlerine geçiyoruz. Genellikle ya ultrason ya da bilgisayar tomografi yöntemi kullanmaktayız. Bu yöntemlerle taşın boyutu, nerede olduğu ve böbrekte yaptığı hasar ne, bunlara bakarak hem tanısını hem de tedavisini planlıyoruz. Taş hastalığının tedavisinde taşın yeri ve büyüklüğü, hastanın kendi yaşı, diğer hastalıkların durumuna göre bir tedavi şekli belirlenmekte. Genellikle şikayet yapan taşlar dediğimiz gibi idrar kanalına düşen taşlar olmakta. Ve bunlar da 5 milime kadar kendi kendine düşme ihtimali çok yüksek olan taşlar. O 5 milimin üstüne çıktıkça bu taşların düşme ihtimali azalıyor. Tabii burada taşın şekli, hastanın idrar kanalının darlığı gibi durumlar da diğer faktörler arasında. Tedavide tabii 1980'ler 90'lara kadar açık ameliyatlar çok sıklıkla uygulanmaktaydı. Teknolojik gelişmelerle 90'ların sonundan itibaren endoskopik dediğimiz kapalı yöntemler artık öne çıkmaya başladı. Bunun yanında ESBL dediğimiz şok dalgasıyla kırma yöntemi olarak bilinen yöntemler yine öne çıkmaya başladı. Dolayısıyla günümüzde artık açık ameliyat neredeyse hiç yapılmıyor. %1'lere kadar düştü oranları. Günümüzde daha çok dediğimiz gibi endoskopik kapalı yöntemler uygulanıyor. Burada da flexible uresi dediğimiz yöntem son yıllarda biraz daha öne çıkmakta. Avantajı hastanın doğal idrar yolları, idrar yolundan girerek, doğal yollar kullanılarak, herhangi bir kesi yapmadan ve elindeki cihazında yetenekleri, işte çok esnek olması, böbreğin içindeki tüm odacıklara gidip bakabilmeniz. Bu sayede taşların yanına kadar ulaşıp lazer kullanılarak taşlar kum haline getiriliyor. Açık bir yara olmadığı için, kapalı bir yöntem olduğu için hastalarımız genelde aynı gün ya da ertesi gün taburcu olabiliyorlar. En önemli avantajı bu. İyileşme süreci çok hızlı. Başarı oranları çok yüksek. Aynı zamanda böyle obezite gibi bazı riskli hastalarda diğer yöntemler bazen daha zorlu uygulanabilmekteyken flexible duruyorsa daha iyi bir şekilde daha az zorlukla uygulanabilmekte. Diğer tedavi yöntemlerine gelince ESBL dediğimiz şok dalgasıyla kırma tedavisi. Bunun da tabii ki kendi has avantajları var ve dezavantajları var. Ameliyat olunmaması bir avantaj denebilir. Tabii kaç saat süreceği bilinmemesi ve kırılan tüm taşların hastanın teker teker düşürmesi gibi de kendine has dezavantajları var. Bunun yanında sıklıkla böbrekte 2 ila 3 santimin üstündeki daha büyük taşlarda uyguladığımız sırttan 1-2 santimlik ufak bir kesiyle yapılan kapalı ameliyat yöntemleri var. Bunu da tıbbi olarak perkutan nefrotomi diyoruz. Bu da yine uyguladığımız tedavi yöntemlerinden birisi.